Zaten yayınımız içinde Ferit Demire bağlanacağız ve oradaki e, muhtemelen göreceğiz. de e, Tayyip Erdoğan gelmiş olacaktır Diyarbakır'a. Onu göreceğiz. Şimdi bir de işin İçişleri Bakanı Soylu tarafı var. Az önce Röjünden gibi. Bence o daha önemli. Evet. Cumhurbaşkanının Diyarbakır'ı. Şimdi Bakır şunu bana söyler aynı. misiniz? Çok uzun yıllardır siyaseti takip ediyorsunuz e, ve çok deneyimli bir gazetecisiniz, yazarsınız. Cumhurbaşkanından iki gün önce İçişleri Bakanı'nın Diyarbakır'a gitmesi nasıl yorumlanır? Bu yorumu e, Sedat Peker'in açıklamalarından itibaren e, Cumhurbaşkanı'yla e, Süleyman Soylu'nun hiç yan yana gelmemiş olmasıyla birlikte yorumlamak gerekir. Hiç e, fotoğraf karesinde birlikte görülmemiş olmasıyla e, birlikte e, yorumlamak gerekir. E, belli ki e, Sayın Erdoğan şu veya bu sebeple, o sebepler tahmin edilebilir, bilinen e, sebepler e, bir mesafe koydu. Kendisini e, İçişleri Bakanı ile bu kadar, eskisi kadar özleştirmek e, istemiyor. Çünkü İçişleri Bakanı çeşitli açıklamalarla, kendisinin tavırlarıyla falan bayağı yıpranmış bir İçişleri Bakanı. Ben e, okuduğum kitaplarla, gazeteci olarak izlediğim yıllarla e, düşündüğümde bu kadar yıpranmış bir İçişleri Bakanı e, hatırlamıyorum. Bu kadar politiz olmuş, bu kadar siyasi çatışmaların göbeğinde yer almış... E bu kadar hakkında iddialar ileri sürülmüş. E bir İçişleri Bakanı hatırlamıyorum. İster istemez Tayyip Erdoğan o pozisyondaki bir bakanında mesafe koyuyor. Niye görevden alamıyor? Görevden almaz. Bir tek Cumhurbaşkanlığı tek imza al evet. kararı. Neden alan. alamıyor? İşte burada MHP faktörü devreye giriyor. Sadece MHP faktörü mü? Hem MHP faktörü hem de herhalde İçişleri Bakanının AK Parti içerisinde de bir ağırlığı teşekkür etti. İçişleri Bakanı, politik hırsı, biraz daha var söyleyeyim, politik ambisyonu çok hı hı. yüksek olan birisi. E, konuşmalarındaki sertlikten, sürekli propagandaya ehemmiyet vermesinden, siyasi egosunun yüksekliğinden bunu görüyoruz. Bu e, enerjisi onda AK Parti içinde de bir taban sağladığını görüyoruz. Nitekim daha önce istifa ettiğinde AK Partili e, sosyal e, medyanın nasıl seferber olduğunu, nasıl sahip çıktığını da görüyoruz. Böylece ben e, Sayın Erdoğan'ın öngörülebilir bir gelecekte İçişleri Bakanlığı değiştiremeyeceği, değiştirmeyeceği demiyorum, değiştiremeyeceği e, ama e, çok da yakın durmayacağı, bugünkü pozisyonu bir süre devam ettireceğini tahmin ediyorum. Peki o fotoğrafa girmeden, yani bugünkü fotoğrafa girmeden geri dönüşü Soylu bize ne söylüyor burada? Soylu gücünü gösteriyor. Soylu e, işte Diyarbakır'a gidiyor, Cumartesi annelerini... Yani PKK'nın çocuklarını kaçırarak e, gözyaşı döken e, anneleri ziyaret ediyor. Bu bir gövde gösterisi. Terörle mücadelede kendisini ne kadar aktif olduğunu hatırlatmak istiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı karşılamayı bile düşünmüyor, geri dönüyor. Karşıladığında birbirlerine tavırları nasıl olurdu falan, ondan mı çekindi falan bunları bilmiyoruz. Evet. Ama şu çok açık e, İçişleri Bakanı kendisini bakan yapan e, Cumhurbaşkanı'ndan önce gidiyor e, Diyarbakır'a. Onun geleceğini beklemeden de geri dönüyor. Bu bir siyasi tavırdır. Süleyman Soylu gibi son derece politize olmuş e, bir kişinin e, bunun siyasi bir mesaj e, olmayacağını düşünmesi, bunu planlamamış olması mümkün değil. Peki Erdoğan açısından bakalım. O da çok güçlü bir lider, güçlü bir figür. Bunu yapma diyemez miydi? Bunu yapma dediğinde sözü geçer miydi geçmez miydi bilmediğim için bu soruya Hı. cevap vermemiz Artık o. belki belki o noktada Belki delisi. de şöyledir. E, yapsın da benim tabanım e, bunun e, bir tür tırnak içinde ayrı baş çektiğini görsün diye de düşünmüş olabilir. Ayrı yerlerde Çünkü durduğumuzu AK görsün tabanında demiş olabilir. Erdoğan mı falanca mı dediğinizde o falanca kim olursa olsun Erdoğan ağır basar. AK Parti tabanında. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi liderinin çarşamba günü grup toplantısında yaptığı bir konuşma var. Onu izleyelim, onun üzerine konuşalım. Tamam. Silahlı kuvvetlerinin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına sonuna kadar sahip çıkma kararlılığımız var. Alayının bir adım arkasındayız. Dönersek de namerdir. Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak... Dışişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyor. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden, gündüz demeden, bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Tabii burada Erdoğan'a bir mesaj var mı? Kesinlikle bu mesaj, mesaj doğrudan Erdoğan'a. Süleyman Soylu'yla Sayın Erdoğan arasında bir mesafe girdiğini, aynı karede görük, görülmediklerini, Erdoğan'ın eskiden yaptığı övgüleri, destekleri artık ifade etmediğini bizden daha iyi gören, daha iyi takip eden Sayın Bahçeli'dir. Hem ittifakın bir ayağı olduğu için hem Süleyman Soylu'yu ve Sayın Erdoğan'ı daha yakından izleyebilecek, gözlemleyebilecek bir pozisyonda olduğu için. Bu açıklama tamamen Erdoğan'a hitap ediyor. Çünkü Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıktığını kamuoyuna açıklamasından ziyade o mesajın Sayın Erdoğan'a yönelmesi daha önemli ve Bahçeli 25 yıldır aşağı yukarı 25 yıldır bir partinin liderliğini evet. yapıyor. Bunu çok iyi bilir. Bu mesaj tamamen Sayın Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na yöneliktir. Tahmin ediyorum. Süleyman Soylu da bu mesajdan cesaret alarak e, Cumhurbaşkanı karşısındaki eski itaatkar, muti tavrı yerine ben de varım. De tavrıyla hareket etmeye başladı. Kaldı ki biz Süleyman Soylu'nun, Sayın Soylu'nun şu cümlesini de hatırlıyoruz değil mi? Yani benim siyasi hayatım Erdoğan'la bitecek cümlesini hatırlıyoruz. Erdoğan'la birlikte bu ülkeye hizmet etmek benim için şereftir. Şey Erdoğan'ın e, ekibinde bulunmak benim için şereftir falan e, şeklinde eskiden sözleri var. Evet. Bir de daha önceki sözleri var biliyorsunuz. AK Parti, Demokrat Parti zamanında AK Parti neler neler sözleri. Peki Bahçeli neden bunu yapıyor? Biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü sonuçta Süleyman Soylu bir kişi. İçişleri Bakanlığı bir koltuk, bir kurum. Yani oraya bir başkası da gelebilir, oturabilir. Hatta, şu Hatta da şunu da belirteyim Başka mi? Kendi Türkiye'de Hı -hı. İçişleri Bakanlığı yapmış olan bütün e, hükümetlerin e, bakanları Süleyman Soylu kadar vatanseverdir en azından. Süleyman Soylu kadar da terörle mücadele etmişlerdir. Bundan önceki İçişleri Bakanı pasifti, bakanları pasifti. Terörle mücadele etmediler. Yeterince vatanseverdi. Asla böyle bir şey söylenemez. Bahçeli'nin işte adı altın harflerle yazıldı diye e, ifade etmesinin sebebi daha önceki bakanlar terörle mücadele etmediği için değil. E, Sayın Erdoğan nezdinde e, soyluya destek vermek için söylenmiş sözler. Ya burada aslında korunan gerçekten soylu. Evet. İçişleri Bakanı diye. hani hep şu söyleniyor ya İçişleri Bakanlığı daha doğrusu Süleyman Soylu ile ilişkileri sayesinde Devlet Bahçeli'nin güvenlik bürokrasisinde çok ciddi bir kadrolaşma yaşandı MHP nezdinde diye. Evet. Ve aslında burada da bir işbirliği var ve bu işbirliğinin devamını istiyorlar. Bu da bir bakıma doğru olabilir mi? Bu da sebeplerden birisi. Süleyman Soylu İpek Hanım vuruşmadan kenara çekilecek bir isim değildir. Tarihten kısa bir örnek vereyim mi? Ya çok Biraz çok iyi sohbetimiz oldu, tatlanmış çok iyi olsun. Rauf Orbay, Lozan müzakereleri sırasında başbakan. Lozan müzakerelerini İsmet Paşa ile günü gününe gizli telgraflarla takip eden, talimat veren, evet şöyle yapalım, hayır öyle yapmayalım diyen birisi bu kadar işin içinde. Atatürk ile Sivas Kongresi'nde olan, Birisi. Daha işin en başından itibaren o vakit önü İstanbul'da. Fakat e, Lozan'ın son e, bir ayı içerisinde e, Yunanistan'la ilgili bir tazminat meselesinden dolayı araları açıldı. İsmet Paşa Türkiye'ye dönecek. Rauf Orbay Mustafa Kemal Paşa'ya gidiyor. Kendisinden izin istiyor. Sivas'a gidiyor. Çekiliyor. İnönü hiç çekilmiyor. Ömrünün sonuna kadar da çekilmedi. Evet. Dolayısıyla çekilecek karakterle çekilmeyip vuruşacak karakterler tarihte olduğu gibi günümüzde de besbellidir. Süleyman Soylu kenara çekilmez. Bunu göreceğiz. Galibi belli bir savaş mı bu? Galibi belirsiz bir savaş. Yani, yani bu kez bu Sayın kez... Erdoğan en azından Sayın Erdoğan en azından Süleyman Soylu'yu eskisi kadar desteklemediğini ifade etmek suretiyle. Parti de Soylu'nun sahip olduğu e, taban e, desteğini zaman içerisinde e, rahatça e, azaltabilir. Bir seçimden sonra da tekrar Bakan yapmayabilir. Ama o şartlarda bile Süleyman Soylu vuruşmaya devam edecek bir